Sevgili arkadaşlarımız, hocam, değerli basın kuruluşu, basın mensubu arkadaşlarımız, taraftar temsilcilerimiz, geçmiş bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar. Yeni sezon öncesi teknik ekibimizi imza töreninde sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyarız. Bugün daha farklı bir şekilde bu töreni gerçekleştirmek istiyordu ama şehidimiz var bugün. Allah'tan ona rahmet diliyoruz. Terörü ve PKK'yı lanetliyoruz. Keşke bugünkü günde böyle bir konuşmamız olmamış olsaydı ama memleketimizin yaralarından bir tanesinden bahsetmeden geçemedik. 2017-2018 yılında Tokatspor futbol takımını ligde en iyi şekilde temsil etmek ve hazırlamak üzere kongreden sonraki ilk ciddi teknik ekip görüşmelerimizin sonunda bugüne geldik. Bugünü gerçekleştirmek için sizler de biliyorsunuz 20 gündür bizlerden net bir haber beklemek, hocanın bir an önce açıklanmasını, isminin verilmesini istiyordunuz ama biz titiz bir çalışmayla bugüne kadar gelmek zorunda kaldık. Bu değerlendirmelerimizin içerisinde Ercüment hocamızın bizim Tokat sporumuzun dokusuna uyacağını, bizimle beraber bu sorumluluğu en iyi taşıyabileceğine inandığımız için hocamızın ismi üzerinde arkadaşlarımızla beraber karar aldık. Teklifimizi hocamıza ilettik. Hocamız sağ olsun bizleri kırmadı. Nazik bir şekilde bizi dinledi, araştırdı, bekledi. Evet kararını verdi ve biz de bayramdan sonra böyle bir imza töreni yapmak için bir araya geldik. Bizler en iyisini yapmak için buradayız. Tokatspor'u iyi yerlere taşımak için buradayız. İyi yerlere de taşımak için uğraşacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Ben sözü hocama bırakıyorum. Hocam konuşmasını gerçekleştirdikten sonra da imza törenimizi yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Hepimiz için inşallah hayırlı olur. Ancak dediği gibi başkanımın geçmiş bayramımızı kutlarken bir de şehidimiz var, onu biliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Duygu birlikteliğimiz var. Dolayısıyla bu olaya hürmet göstererek çok şaşaa olmaması bizi mutlu ediyor. Adabına uygun davranmak bizim için iyi. Başkanımın da dediği gibi bir süreç yaşandı. Sabırlı davrandık. Başkanım sabırlı davrandı özellikle. Harbi Başkan. Bizim daha önce anlaşmış olduğumuz ancak uzlaşmada yaşadığımız sıkıntılardan dolayı ayrılık yaşadıktan sonra etikte davranarak, etiğe uygun davranarak, sağ olsun Bahri Başkanım da bu konuda çok sağduyulu davrandı. Biz bundan asla vazgeçmeden hareket ettik. Bugüne geldik. Anlaşmış olduk. Tokatspor'u önümüzdeki sene inşallah ben, Kasım Hoca, Emre Hoca ve Yusuf Hocam bu tarafta gördüm zannettim. Beraber çalıştıracağız. Bir de Yaşar diye bir kardeşimiz olacak herhalde. Öyle. Evet, aramızda. Biliyoruz. Şunu söyleyebiliriz. En azından iyi oynayan, direnen, ne yaptığını bilen bir takım seyredeceksiniz. Bunu seyrettirmek istiyoruz. 0 puanla başlıyor bütün takımlar. Herkesin olduğu kadar bizim de niyetlerimiz ciddi. Neden olmasın? Niye yapmayalım? Ama süreç tabii ki bugün başkanımın zor bir süreçte aldığı, zor dönemde aldığı bir süreç. Onun bilgi birikimi, bizim deneyimimiz
İnşallah harmanlanıp Tokat'ın enerjisiyle inşallah Tokat sporu iyi noktaya. Biz üstler diyoruz. Adı ne olur bilemeyiz. En azından altlarda olmayacağız. Olmamak için mücadele edeceğiz. Bugün dahi bunu söyleyebiliyorsak biz inanıyoruz. Bize inanın, iyi bir takım yaratacağız. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun hepimize. Sayın Başkan, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sayın Başkan, Özeşmet'in şehrine dair biraz daha kabul edeyim. Kaç yıl oldu? Onunla ilgili birkaç kısa yapalım. İçeriğim şöyle, ilk yıl, yani bir yıl olarak hocamla anlaşıyoruz ama kuracağımız takımla alakalı düşüncemiz uzun. İki yıldan aşağı hiç kimseye de imza atmayacağız. Hocamın genç adayları var. Onları daha uzun süreli mukaveleri yapacağız. Hocamda bizim sorunumuz yok. Yani hocam bizim beş önemli olan bir şeyleri yerine getirmek, başarmak. Yani onu biz beraber başaracağız inşallah. Bizim aramızda kontratın önemi yok. Sadece bize. Peki Sayın Başkan, transfer kontratı ortamda Kesin. Valla en iyilerini değerlendireceğiz. En bütçemize uygun olanları alacağız. Gönül istiyor ki en iyisini almak ama buraya gelen insanlar da kötü insanlar değil. Onlar da kendi kategorilerinde en iyi insanlar olacak. Getireceğimiz insanlar bize güveniyor. Biz de onlara güveneceğiz. İnşallah Tokat Spor'u iyi yerlere getireceğiz. Hocam, yeni sezonun başlaması ile ilgili bir planda olacağını şimdi netleştirmek. Hocam ne zaman burada olacak diye? Biz Temmuz 10 gibi planladık. Çünkü testlerimiz güzel. Sorun yok. Eğer doğru hamleleri yapabilirsek ki yapmayı düşünüyoruz. Yeni bir kadro oluşacağı için bir kamp programı isteyeceğiz. Onu çalışacağız hep beraber. Evet. Hazırlık maçı, çok sık hazırlık maçı oynamak istiyoruz. Yani burada bir 10 gün çalıştıktan sonra birkaç gün izin verip bir 10 günlük bir süreç başkanımızdan isteyeceğiz. Araştıracağız. Çok takımın olduğu, hatta üst lig takımı olabilirse çok daha mutlu olacağız. Çünkü biz daha iyi konsantre olup lige iyi başlamak istiyoruz. Yeni bir takım kuracağız. Dolayısıyla sık maç oynayıp hazırlık maçı anlamında söylüyorum bunu. Yani 10 günlük süreçte 5-6 tane maç planlamak istiyoruz. Eğer olursa üst lig olsun. Olmazsa bile en azından kendi ligimizin üst takımları olsun. Onlarla maç oynamayı düşünüyoruz. Dolayısıyla o takımların olduğu bir yerde kamp yapmayı düşünüyoruz. Sayın Hocam, özellikle Sayın Başkan'ın bu sene mesaj verdiği konu var taraflarımıza. Feda sezonu dedi. Evet. Sizi getirmiştim burada. Evet. Feda sezonunda özellikle taraflarla bir mesaj ne oldu şimdiden? Şimdi zaten taraftarlar her zaman fedakarlık yapar. Yani onlar bu işin fedakar tarafıdır. Yönetimler de fedakarlık yapar. Bizler profesyoneliz. Bu işin sizler de profesyonelsiniz. Onlar bu işten bir şey kazanmaz. Siz ve biz kazanırız. Biz de kazanırken kazandırırsak, bir katma değer oluşturursak başarılı oluruz. Benim düşüncem bu. Evet, bir de İstanbul'da kulübün seneye projesi oldu. İstanbul'da seçimleri yapıldı. Evet. O ortamda siz güvenilmese de anlaşacağımız hocam bulacak demişlerdi. Evet. Siz bulunabildiyseniz oradaki ortamı nasıl değerlendirmişsiniz? Orada şimdi orada ortamda bulunmadık ama orada ortamda bulunup istedilen oyuncular buraya gelecek. Burada da onlarla beraber çalışacağız. Eğer Tokat Spor formasına layık görürsek onları kadronun içine alacağız. Bizim için öncelik Tokat Spor. Başka bir şey yok. Başkan, kadromuza geldi Tokat'tan sonra yanacağımız da olacağı beğendim işte. Onun şu an kararımız var mı yoksa onu bir düşüneceğiz ya. O özel bir konu çünkü kim uygun kim değil onu bilmiyoruz. Uygun olan varsa alacağız onu. Bir de geçmeden önce yardımcı antrenörümüzden Yusuf Bey, bizim Bulancakbaşı'nın kadrosundaki sorumluluğumuz. Sonra değil mi? O konuda Sayın Başkanım, biz az önce arkadaşlarla yaşamak isterse onları da almak istiyoruz. Tamam, çok. Biz bir olaylı maç mı? 89'da şampiyonluğu kaybettiğimiz maçtı hocam. O öbür Bulancak'ta mı oynuyordu? Bulancak'ta burada son dakikada tek golle verdik. Avarajda kaybettik bir şey. Tokat'ın kalesi miydi? Ben ondan sonraki sezon oynadım ama bizim ondan sonraki feda sezonumuzun 3 yıllık kalecisiydi. Biz mezunum gol avarajıyla. Hayır, kaleci sen miydin? Hayır, ben. Olsan ondan sonraki sezon. Şöyle bir şey ama bakın. Biraz bir şey söyleyeyim. Profesyoneliz dedik. Bakın, bulunduğunuz kulüp en iyi
vermek için bu soruları soruyorsunuz. Doğru mu? Bizler de burada için en iyi şeyleri yapacağız. Yarın ayrılıklar oldu. Oyuncu ayrıldı. Kızacak mıyız? Ya da siz gittiniz başka bir gazeteye ya da başka bir medya organına. Diğer medya organı için bir şey mi? Olmaz. Bu profesyonel hayatta bunları artık hazmetmemiz gerekir. Zaten spor adamlığı da bunu gerektirir. Kaybetmeyi de. Ben bilmiyorum. Negatif de olsa böyle düşün. Tokat'ın havasını söyleyebilen bir isim olarak. Evet. Evet. Hayır, Tokat'ı biz de biliyoruz. Biz sorun o yok ya. O konuyla yani. Alakalı Yusuf bilgi verebilir, konuşabilir. Biz anlatmadım. Tuzak kurdu Yusuf Hoca ya. Biz yapıp almak istedim. Böyle diğer mücadelerimizden bir imza öncesi. Evet. Sırasıyla hocalarımız da buradayız. Onlardan da bir durumdan alalım. Tabii. Yani ben 23 yıl önce burada oynamakla umutluluğu yaşayan oyunculardan bir tanesiyim. Ve hala da konuşuyor olmak tam çok mutlu oluyorum. Hoca arkadaşlarımla beraber, Emre hocamla, Kasım hocamla, onlar da liglerde oynamış, kendisinden de ispat etmiş insanlardı. Yani ben çok heyecanlıyım. 90'lı yıllardaki o heyecanı yaşıyorum desem abartmış olmam. Ayrıca Ercüment hocamla, Bahri başkanla çok enteresan bir çizgi üzerinde gidiyoruz. Tokat'ın ve Tokat sporu sevenlerin taşın altına elini koyduğunu görmek istiyorum. Ben eski bir Tokat sporcu olarak. Allah yardımcımız olsun. Umarım Ercüment hocayla çok iyi yerlere gireceğiz. Teşekkürler. Kasım hocam, şimdi mesajlarınızı alalım. Tabii şimdi uzun dönem bu arada üst liglerde biz bu tecrübemizi bu genç arkadaşlarımıza verip yani Tokat spora tabii ki şampiyonluk hesabı için ama buradan giderken de 5-6 tane oyuncu kazandırabilsek o kadar büyük bizim bulundu orada. Yani biz uzun, ben kendi açımdan diyorum. Yani çok uzun süre profesyonel futbol öğretim oldu. Onun tecrübesini arkadaşlar aktarmaya çalışacağım. Yani çalıştığımız arkadaşlarımıza. İnşallah becerebiliriz. Teşekkür ederim. Geldik bugün buraya. Çok güzel bir ortam var. Gerçekten başkanım yönetim. İlçelerimizi çok mutlu etti. Genç bir takım kuracağız, dinamik bir takım kuracağız. Tabii tecrübeli abilerle. İyi işler yapacağız diye düşünüyoruz. Büyük bir camia, iyi bir kulüp. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Sayın hocam, genç takım demişken özellikle bizim Tokatlı gençlere, Tokat Spor altyapısında veya da Tokat'taki diğer gençlere vereceğiniz bir mesaj olmalı diye düşünüyoruz. Onlara vereceğiniz mesaj nasıl olacak? Şimdi mesaj, tabii ki altyapılı çalışan teknik adam arkadaşlarla konuşuruz. Yani eğer bir potansiyeli varsa niye değerlendirmeyelim? Niye dışarıdan getirelim de oradaki olmasın? Ama sonuçta mücadele edeceğimiz lig ikinci lig. Buna bir hazırlık olması gerekir. Öyle bir hazırlık varsa başkanımla da konuşuruz. Oradaki arkadaşlarla da konuşuruz. Aday oyuncular bize söylerler. Değerlendiririz, problem yok. İyi olan kazanır. Bizim şeyimiz, hayat felsefemiz teknik adam olarak benim özellikle hep insanlar hazır oyuncu almak isterler. Benim kendi yaratılışımda hazır kolay. Önemli olan hazırlamak. Evet hocam, bir de Tokat'a geldiğinizde Tokat Strasbourg stadındaki ortamı gördüğünüzdeki hissiyatlarınız nasıldı? Bir rakip antrenör olarak gelmişken şu an takımın başına geçmiş. Biz Tokat'taki kalemde geldik, burada bir kendi kalemize gol atarak geldik. Siz o maçı hatırlarsınız. Sonra da İstanbul'da biz yeni 2 hafta önce kümede kalıp siz de son hafta Keçiören'e gelerek Tokat Spor olarak kümede kalmıştı. Bir önceki seneden bahsediyorum. O zamanki Karagümrük'ü nasıl buluyorsunuz bilmiyorum. İşte kendi kalemize gol atmasak biraz Tokat sıkıntı yaşayacaktı bugün. Ama olsun, şimdi Tokat o duruma girer. Diğer takımlar inşallah sıkıntı yaşayacak. Ne işe olacak ya? İşte o gün bizim oyuncu, inanın o oyuncu Mert Ilıman, Kayseri'ye verdik konusunu, Yeşil Bursa'dan almıştım. İşte bu tip oyuncular, başkanım. Sonra şimdi Erzurum'da oynadı bu sene, ikinci yarı. Eğer Kayseri'de sorun olursa belki buraya gelecek, kendi gol attı. Kendi kalesine gol attı takıma. Eğer şartlar uygun olursa, onun da öyle bir beklentisi olabilir. Dolayısıyla o gün o davranış, bugün başka bir davranış. Biz Tokat Spor için yeni bir şey yapacağız.
rakipler burada nefes alamayacak inşallah. Koşan, heyecanlı, istekli, ne yaptığını bilen, siz de artık bileceksiniz. Yani standart oluşacak. Top oynamaya çalışan, böyle genelde topa sahip olan bir takım göreceksiniz. Zaten antrenmanlarda bunu görürsünüz. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Sahada özlenen bir Tokat Spor'u göreceğiz mi bu sene? Sizin neyi özlediğinizi bilmiyoruz. Ama biz her zaman yaptığımız yapacağız. Çünkü Tokat Spor taraftarları, yanınızda da taraftar başkanı var zaten. Biliyorum. O çok iyi bilir bu konuları. Doğru. O yönden yani artık bu özlemin bir yerde son verilmesi. Siz eğer bizim oynattığımız oyunu özlediyseniz onu görürsünüz. Ona şüphe yok. İnşallah onu göreceğiz. Efendimiz o. Peki. Ben bu arada gençlerle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Yani o da buradan bir duyuru olsun onlara. Eğer genç bir arkadaşımız futbol oynamak istiyorsa önlerinde Ercüment Hoca gibi bir değer var. Bunu değerlendirmeleri onların ellerinde. Ben öyle düşünüyorum. Keşke ben bugün 18 yaşında olsaydım da Ercüment Hoca da benim hocam olsaydı. Yani. Bu kadar açık konuşuyorum. Ya ben de kendim için onu diyebilirim. Gençliğinde böyle bize bu konuda bakan hoca olsaydı. Evet. Yugoslav Hoca'dır benim futbolcu olmamı sağlayan. Hani yabancılar daha cesur diyoruz ya. Evet. Biz de niye yabancıdan farkımız olsun? Biz de cesur davranalım. Sorun yok. Başkanım o zaman zamanı geri alalım. O zaman hocanın talebesi olursunuz. Artık biz onu geri alalım. Geri çekelim. Tabii işin esprisi. Bizim vekilimiz olarak onlar bu işi. Tabii mutlaka sürekli. Bu arada Dedeman Oteli'ne teşekkür ediyoruz çünkü biz bir ilk yapmak istiyoruz. Yani daha doğrusu Tokat Spor'da her şeyi bir ilk yapmak istiyoruz. Böyle biz bir düşünceye sahip olduk. Sağ olsun onlar da bize sponsor oldular. Daha çok mutlu olduk. İnşallah yeniliklerin devamı gelecek bu arada. Müslüm Bey de bir şey söylemek istiyor. Hoş geldiniz öncelikle. Tüm basın mensubu arkadaşlar, taraftar temsilcileri misafirler. Başkanımın dediği gibi Tokat Spor tarihinde ilk defa bir ilk yaşadı. Dışarı bir mekanda böyle bir araya geldik. Dedeman Tokat ailesine, çok değerli müdürüm Sayın Tuna Bey'e misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen günlerde de burada yine böyle sık sık imza törenleri, toplantılarımıza ev sahipliği yapacaklarını söylediler. Tekrar kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Mekanları da çok güzel, Allah hayırlı olsun. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sadece basın mensupları arkadaşları, ben de eski bir gazetecinin oğlum, gazete sahibimizdi. Samsun'da yerel bir gazetemiz var, yayıncıydı. Dolayısıyla sizleri çok iyi anlıyorum. Siz de beni anlayın. Ses kaydı almanızdan belli. Sen ses kaydı alıyorsunuz herhalde. Yok ben almıyorum. Sizden birisi alıyor herhalde. Biz hafızayı alıyoruz problemi. İnşallah daha önce yıllarda. Sizin desteğiniz daha çok önemli. Atacağınız manşetler, kurduğunuz cümleler, özellikle yorumculara sizleri. Bizim için biz alışkınız. Orada sorun yok, oyuncular için önemli. İtersiniz, itici güçsünüzdür. Dolayısıyla sizin desteğiniz çok önemli. İki taraftarın desteği her zaman yani en önemli bu ama daha çok onu vitrine çıkaran sizlersiniz. Eğer siz de destek olursanız belirli bir günden sonra Tokat Spor çok daha iyi şeyler yapar. İnşallah olur. Sahada atılacak önleri biz inşallah destekleyeceğiz tabii. Önce yemeyelim sonra atarız. Hamza atıyoruz bu arada. O da hocama nasip oldu. İnşallah Allah bizi utandırmaz. Tokat Spor için en güzelini, en iyisini yapmak için söz vermiştik. Onun ilk imzasını atıyorum ben. Hocam, başkan. Allah hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Size yatımda gösterdiğiniz için. Hayırlı olsun. Ama iyi Tokat Spor'a çıkıyoruz. Hocam bir daha teşekkür ederim. Gel başkanım ortaya sen. Evet, Sayın Başkanım.